Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Xiaomi'den farklı olarak OnePlus Nord akıllı telefonun incelemesini yapacağız. Biliyorsunuz yakın bir zamanda çıkmıştı. Türkiye'de de satılıyor OnePlus. OnePlus'ın alt markaları da satılıyor. Vivo veya Realme, özellikle Realme çok satılıyor. Burada ise OnePlus Nord akıllı telefonun incelemesini yapacağız. Öncelikle arkadaşlar belli başlı özelliklerinden bahsedelim. Sorularınız olursa yorumlara beklerim. Kanalımda abone olup destek verirseniz çok sevinirim arkadaşlar. OnePlus'ın Nord akıllı telefonu Temmuz ayında tanıtılmıştı. Farklı bir seri olarak. Şimdi öncelikle ekrandan başlamak istiyorum. Tasarım olarak telefon çok güzel bir tasarıma sahip. İki farklı renk var. Bir de mavi var. Bu gri diye geçiyor diye biliyorum. Bu şekilde eğer farklı bir renk geçiyorsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. 6.44 inç ekran var. AMOLED bir ekran. 1080'e 2400 Full HD Plus bir ekran çözünürlüğü var, görüyorsunuz zaten. Yani telefon çok güzel bir telefon. Hafif, yani onu söyleyebilirim. Ekrandan devam edersek 408 ppi 990 Hz ekran yenileme hızı var yani. Bence standartların üstünde ekran yenileme hızı. Şuraya girdiğimiz zaman ortam ekranı diye. Tabii ki bu farklı bir arayüzü var, onu da söylemiş olalım. Yani OnePlus'ın kendi Oksijen diye farklı bir ekran arayüzü var. Bunu kullanıyor. Zaten menüde gördüğünüz gibi farklı şekilde. Ekranla devam ettiğimizde yine HDR çizilmeye karşı korumalı bir ekran bizi karşılıyor. Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Ekran gövde oranı %85 diyebiliriz. Ekranı bahsettiğimiz bu kadar. Full HD bir ekran bizi karşılıyor. Pile baktığımız ise 4115 mAh pil var. USB Type-C ile yine şarj oluyor. Burada bir SIM girişi var. İğne girişi ve burada bir hoparlör girişi var. Farklı olarak arkadaşlar. Yakından göstermiş olayım. Bu şekilde. Yine sol tarafa baktığımızda ses açma ve kapama düğmesi yer alıyor. Bu şekilde. Daha sonra sağa baktığımızda ise burada açma kapama düğmesi ve yine iPhone'larda alışık olduğumuz sessiz veya sesli alıyor. Yani sessiz ve titreşimi. Bu üst tarafa baktığımızda ise yine bir mikrofon girişi yer alıyor. Yani telefonun özelliklerine baktığımızda. Evet arkadaşlar, bir de OnePlus Nord'un parmak izi okuyucusu da var. Şurada parmak izi okuyucusu şurada yer alıyor. Ekranı gömülü bir şekilde. Şimdi taratıp deneyelim bakalım ne kadar hızlı açılıyor diye. Bir daha da. Evet, parmak izini ekledik. Bir de şimdi tekrar ekranı kapatıp hızını görelim. Gayet hızlı bir şekilde açıyor yani. Farklı bir tasarımı var zaten. Şu alt köşede yer alıyor. Bu kadar. Yine aynı zamanda 30 watt hızlı şarj özelliği var. Tabii OnePlus'ın ayrı hızlı şarj özelliği var. Yani isim olarak Warp Charge diye geçiyor. 30T. Burada yer alıyor. Kablosuz şarj ve değişir batarya yok. Kameraya geldiğimizde ise burada 4 tane kamera bizi karşılıyor. Şu şekilde dizilimleri gayet güzel, hoş olarak görünüyor. 48 megapiksellik Sony'nin IMX 586 sensörü yer alıyor. Aynı zamanda akıllı yapay zeka destekli kamera yer alıyor. İkinci kameraya baktığımızda ise tabii ki birinci kameraya şunu söylemiş olalım. 4K Full HD video çekebiliyor. İkinci kameraya baktığımızda ise arkadaşlar 8 megapiksellik f2.25, yani ekstra geniş açı sunan, 110 derecelik geniş açı sunan kamera yer alıyor.
Devam ettiğimizde üçüncü bir kamera var. 2 megapiksel. Bu da makro çekim için. 2 megapiksel üçüncü kameradan sonra ise 5 megapiksellik yine derinlik algısı, yani daha çok fotoğraflarda kullanılan bir kamera bizi yer alıyor. Tam 4 tane kameramız var. Yani 48, 8, 2 ve 5 megapiksellik. Yine ön kamerada da arkadaşlar 2 tane kamera var. Burada bir çan tam ekranın içinde gömülü olarak. Burada ise 32 megapiksellik bir ön kamera ve ikinci bir kamera daha var. 28 megapiksellik 105 derece geniş açı sunan bir kamera bizi yer alıyor. Şimdi birkaç size kameranın nasıl çektiğini gösteren, yani kalite olarak fotoğraf çekeyim. Siz de görmüş olursunuz. Bu normal çekim. Bence gayet canlı ve güzel çekiyor. Bir de tabii ki bunun biraz farklı bir arayüzü olduğu için Xiaomi'lerden farklı olarak. Bu da 48 megapiksellik kamera. Şu şekilde bunu da çekmiş olalım. Optik sensör de yer alıyor kamerada. Optik görüntü sabitleyici, pardon, optik görüntü sabitleyici de yer alıyor. Şu şekilde bu da 48 megapiksellik kamera. Gelelim geniş açı kamerayı da bir de deneyelim. Geniş açı değil de bir de makro çekim yapalım. Herhalde ışıktan dolayı orası biraz kötü çekiyor. Şekilde şunu bir alalım. Yani bana makro çekimi çok iyi gelmedi gibi geldi. Şekilde göstermiş olayım. Pek iyi değil gibi geldi. Şu şekilde geri çıkalım. Daha çok kapatalım. 48 megapiksellik kamerada daha net ve güzel fotoğraflar çekebiliyor. Ön kameraya geldiğimiz zaman ise portre modu, yani portre modu zaten ikinci kamerayı sağlıyor. Bir de normal ön kamera yer alıyor. Bunları söyledikten sonra bir de işlemci kısmına bahsedelim ve birkaç müzikle video çözünürlüğünü göstererek göstermiş olalım. Android 10.0'lı geliyor. Arayüz ise Oxygen 10.5 diye, yani OnePlus'ın kendi bir arayüzünü kullanıyor, şu şekilde göstermiş olayım. Xiaomi'lerden veya diğer Android'lerden farklı olarak. Temel donanım kısmını da bahsedelim. Qualcomm Snapdragon 765G işlemcisini kullanıyor. Yani aslında orta seviyenin biraz üst bir işlemcisi diyebiliriz. Zaten ekran yenileme hızı da 90 Hz. Gayet başarılı bir ekran yenileme hızı var. AnTuTu V8 puanını 315.000 puan almış. Zaten RAM olarak da 8 GB RAM. Hafıza olarak da 128 GB hafıza var veya 256 GB'lik hafızalar var. RAM'de de 12 GB'de çıkabiliyor. Bunları da söylemiş olduk. Şimdilik de birkaç video açayım size. Daha sonra da göstermiş olalım. Şöyle.
Evet arkadaşlar, yani ses olarak, görüntü olarak da bence gayet yeterli. Bir de video kalitesini de kısa bir video çekip size göstereyim. 4K 30 FPS video çekebiliyor. Onu da göstermiş olalım. Bir video, kısa bir video çekeyim. Evet, bu da 4K video çözünürlüğü. Yani kamera konusunda bence gayet çok iyi. Yani normal diğer Xiaomi modellerindeki 48 megapiksellik kamerayı kullanmıyor. Farklı bir, daha iyi gelişmiş bir sensör kullanıyor burada. OnePlus. Bunları da zaten videoya ekleyeceğim. Teşekkür ederim.